değerli izleyicilerimiz sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. İslam tarihi sohbetlerinde değerli kardeşim doçen Doktor Mahmut Kelpetin ile birlikte Abbasiler dönemini, Abbasilerin 8. halifesi Muhtasım'ı konuşacağız. Daha önceki programlarımızda Memun dönemi önün önemli gelişmelerini konuştuk. Memun döneminde Beytül Hikmen'in kurulması, ilmi alanda çeviri alanındaki faaliyetleri, bunun neticelerini el almaya çalışmıştık daha önceki programımızda. Yine bu dönemde Muhtezile mezhebinin e, tercih edilmesi ve bunun bir ideolojiye dönüştürülmesi sürecinden bahsederken, aynı zamanda bu mezhebi tercihin Muhtasım döneminde de sonraki halife vasık döneminde de devam ettiğinden bahsettik. Zaman zaman bu sebeple Muhtasım'a işaret ettik. Muhtasım, Harun Reşid'in halifelik yapan üçüncü oğlu, peş peşe Emin, Memun ve Memun'dan sonra Muhtasım. E, hilafete geldi ve daha sonra da hilafet süreci onun soyundan e, devam etti ve daha e, Abbasi e, ailesi içerisinde kaldı. Muhtasim dönemi Abbasilerin güçlü halifeler döneminin sonlarına tekabül ediyor. Bundan sonra artık yavaş yavaş halifeler güçlerini, pozisyonlarını e, iç dinamiklere, bürokratlara, askerlere kaptırmak durumunda kalmışlar. Bunun doğurduğu bir takım sonuçlar var. Mutas'ın dönemi dendiğinde benim aklıma gelen birkaç önemli konu var. Bunlardan bir tanesi bu dönemde ortaya çıkan isyanlar. E, şeklen İslam kimliği kullanılsa da aslında eski dini geleneklere mensup insanların yeni bir e, kimlikle, yeni bir e, ifadeyle kendilerini ortaya koymaları ve bunların isyanlara dönüşmesi bu dikkat çekici bir boyut. İkinci önemli dikkat çekici boyut da Türklerin devlet içerisinde nüfuz sahibi olmaları ve bunun getirdiği etkiler. Müsbet veya menfi o dönemde ortaya çıkan sorunlar konuşulabilir. Muhtasım dönemin önemli gelişmeleri olarak. Hocam belki Muhtasım'dan bahsederken devlet içerisindeki pozisyonunu ifade sadedinde Hilafet öncesi hayatına da işaret etmek Olur. gerekir. Oradan başlayarak evet. Memun 218 yılında Bizans'la uğraştığı bir dönemde vefat etti. Pozantı suyu hı hı. yakınlarında Bedendun suyu yakınlarında ee, Anadolu'da vefat evet, etti. Evet. Tarsus'ta evet. türbesi var. Ee, ve onun vefatı sürecinde aslında geleneğin dışında ...anlaşıldığı kadarıyla bir veliaht tayin etmemişti o, o evet, zamana kadar. Evet, evet. Daha önce e, Ali Er Rıza'yı tayin etmişti. Ondan bahsettik. E, Şia'nın 8 imam olarak kabul ettiği Ali Er Rıza'yı. Ali Er Rıza e, öldürülmüştü. E, yolda gelirken Meşhed olarak isimlendirilen yerde Hı. diyelim. E, ama daha sonra bir velah tayini olmadı. Kendi çocukları da vardı, kardeşleri de vardı... Fakat tercihini o yönde çok kullanmadı. Hastalığı sürecinde iktidar problemi ortaya çıktı. 218'de vefat etti ve bu tarihten itibaren de muhtasım karşımıza çıkıyor. Evet. Ee, i̇sterseniz buradan hocam devam edelim. Hem o süreci, değişim sürecini de bu çerçevede görmüş ve izlemiş oluruz. Sizin de işaret ettiğiniz üzere herhangi bir kimseyi veliaht tayin etmedi. Nitekim onun o vefat süreciyle beraber kısa sayılabilecek bir karışıklık da söz konusuydu aslında. Bazı kumandanlar oğlu Abbas'a biat etmek isterken, orduda artık bundan sonra yavaş yavaş da etkisini göreceğimiz, Türklerin de yönlendirmesiyle beraber artık... Türklerin de Abbasi iktidarındaki gücünü de görmeye başlayacağız. Onların da etkisiyle beraber Muhtasım yeni halife olmuş oluyor. Özellikle Afşin'in evet, evet. bu noktada Katkısını, ciddi etkileri evet. olduğu anlaşılıyor. Burada tabii konuyla bağlantılı olduğu için muhtemelen bu Türklerin Abbasi iktidarına, İslam'a yönelik katkılarını, hizmetlerini ayrıca konuşacağız ama Hani, e, hani yeri geldiği için belki şuna işaret etmek e, faydalı olur. E, bildiğiniz üzere Memun e, iktidarının önemli bir kısmını Horasan'da da geçirdi. Yani o bölgeden Türkleri tanıyor ve biliyordu. E, şartlar onu... E, Horasan bölgesi e, Farisilerin veya İrani hı hı. toplulukların ve Türklerin birlikte yaşadıkları Yaşadı, bir evet, coğrafya. Evet. Çünkü Türkler... Batı'ya nüfuz etmişlerdi. Daha önceden birçok farklı bölgelere gelmişlerdi. Müslümanlar onlarla burada hem burada temasları vardı... ...hem Kafkasya'nın kuzey tarafında, evet. Hazar bölgesinde... ...Hazar'ın kuzey taraflarında orada da bir temasları vardı. Ama Memun daha çok orada onlarla temas evet, evet. kurdu. Yani orada onları yakından tanıma fırsatı elde etmiş ve... Bağdat'ta yani devletin bir merkezinden bir başka merkezdeki yani Bağdat'ta malumunuz daha önce anlatmıştık. Cereneden bazı olaylarda da e, olaylar olup bittikten sonra e, meselenin baktığımız zaman e, iki farklı e, ırk anlamında diyebileceğimiz Arap ve İran e, etkisi anlamında bir çatışma içerisinde gidip geldiğini görmüş oldu. Şimdi bazen bu tür şeylerde dışarıda olmanın, avantajı olabilir. Bir anlamda memun bu süreci böyle yönetmiş oldu ve e, o tarihten itibaren yavaş yavaş daha öncesinde zaman zaman Arap etkisi, zaman zaman işte İran etkisi diyebileceğimiz gerek bürokrat gerekse farklı unsurlarla e, devletin şekillenmeye başladığını görüyoruz. Yani Abbas iktidarının kuruluşunda biz e, sürekli bunları konuşmuş olduk. Şimdi memunun bu hamlesiyle beraber yani bu mevcut açmazı bir anlamda farklı bir güçle bertaraf etme veya farklı bir güçle kendine bir yol açma girişiminde bulunduğunu görüyoruz. Ve Türklerin yavaş yavaş Abbasilerde özellikle savaşçı özellikleri de dikkate alınarak Abbasi ordusunda memnun döneminden itibaren güçlendirilmeye başladığını görüyoruz. Şimdi... Burada özellikle Muhtasıma bu yönde bir yönlendirme olduğunu da söylemek <laughs> <Evet>. mümkün ama <laughs> işin bir başka boyutuna da bazı tarihçiler işaret ediyor. Memun'un annesi e, Sotlu Evet. Asıllı bir, bir cariye. cariye. Evet. Veya Türk olduğunu evet. da söyleyenler var. E, Soğutlularla Türkler Amuderya coğrafyasında beraber yaşamışlar. Evet. Orada bir nüfuzları var, etkileri var soğutların hı hı. Soğutlar da İranlı bir evet, topluluk. Evet. Evet şimdi e, Dolayısıyla e, Memun'un o attığı adımla beraber Yavaş yavaş o Türklerin özellikle askeri alandaki etkisiyle beraber bir anlamda onların da yönlendirmesi yani zaman içerisinde güçlenip yönlendirmesiyle beraber iktidar doğrudan doğruya yeni bir yörüngeye dönüşmüş oldu yeni bir yeni bir nüfuz yeni bir nüfuz alanına Evet Yani bizim öteden beri konuştuğumuz işte zaman zaman Arap etkisi diyeceğimiz, zaman zaman İran etkisi diyeceğimiz, özellikle vezirler üzerinden e, gerçekleşen o bürokrat atamaları veya işte yapılanma, şimdi yavaş yavaş e, muhtasımın e, özellikle bu doğrudan veliaht tayin edilmedi ama e, halife olmadan önce doğrudan doğruya Türklerin idaresini ve Türklerden de bu anlamda istifade etme sebebiyle, onlara da katkı sunma sebebiyle o ilişki e, doğrudan kendisini halife olarak e, karşımıza çıkarmış oldu. Yani evet. sahneye bir anlamda baktığımız zaman e, halife adayı olarak e, kendisini sahnede bulmuş oldu. Şimdi bu e, şey açısından yani e, Türklerin yavaş yavaş Abbasi iktidarında e, üstlendiği rolü tanıma açısından ve Muhtasım'ın da bundan sonra onlara yükleyeceği e, rolü görmemiz açısından önemli. Şimdi Muhtasım <laughs> e, tabi velah değildi fakat Mısır, Şam bölgesi valisiydi. Önemli bir evet. bölgede valilik yapıyordu. Ve burada ordu içerisinde e, muhtemelen Abbasi iktidarı belirli bir unsura dayandığı zaman belirli bir unsuru öne çıkardığında dengelerin kendi aleyhlerine, şekillenebileceğini düşündükleri için farklı unsurları bir arada tutmayı tercih ediyorlar. Ve görüyorlardı da bunu. Evet. E, Araplar var, e, Farisiler var. Tabii e, Aryan topluluklar, ırklar dediğimiz birbirine akraba olan birçok etnik yapı var. Bunlardan zaman zaman farklı unsurlara dayanıyorlar. Türkler de e, savaşçı karakterleriyle bilinen, daha önce devletler kurmuş olan, Çinle mücadeleleri olan, Farisilerle İranlarla ilişkileri mücadeleleri olan hatta onların ordularında hizmet görmüş olan evet. bir millet. Bunlar bilinen tanınan milletlerden bir tanesi, o bölgelerin nüfus sahibi olan milletlerden bir tanesi. Dolayısıyla artık İslamla tanıştıkları erken bir dönemde de Hazreti Ömer döneminde, daha önceden de. Türklerin bilindiğine, tanındığına ilişkin işaretler var. Evet. Onu daha sonra konuşuruz. Hı hı. E, ama Hazreti Ömer dönemden itibaren başlayan süreç Emeviler döneminde farklı bir boyuta taşınmış ve ciddi bir temas evet. coğrafyası var. Değil mi? Evet, evet. E, Horasan bölgesinde e, Maveron Nehir bölgesinde Müslümanlar orada askeri faaliyetler de yürütüyorlar. Türklerle orada temas kuruyorlar. Dolayısıyla bu ilişkiler Türkleri aynı zamanda iç siyasi meselelere dahil edilebilecek bir potansiyel haline getiriyor. E, Abbasiler bunu değerlendiriyorlar. Bu noktada Muhtasım önemli adımlar atıyor. Hassa ordusunu Türklerden oluşturuyor. E, bir bakıma devletin güvenebileceği ana unsurlardan birisi haline getirmiş oluyor. Yani bir açıdan baktığımız zaman kardeşinin o açmış olduğu yolu, ...kendisi devam ettirdi. Yani bu öyle gözüküyor ki... hani ...sizin o işaret ettiğiniz nokta şu açıdan önemli. Yani ortadaki o dengesizliği giderebilmenizin yolu... ...şimdi bir taraftan yani ya Arap unsurlarından birini desteklediğiniz zaman... ...Sasani veya işte o Fars geleneğinden olan grup veya gruplar size düşman kesilmiş oluyor... ...bu bir süre sonra sizde bir iç çatışmaya veya farklı problemlere neden oluyor... Diğer tarafa geçtiğiniz zaman da farklı isyanlar ortaya çıkıyor. Şimdi bir denge unsuru olması adına e, e, sizin de işaret ettiğiniz gibi öteden beri bölgede varlığı bilinen Abbas iktidarının bir de tabii şu özelliğine e, yeri geldiği için vurgu yapmak önemli. Şimdi e, Türklerle e, tanışma tabii çok eskiden ama e, Emevi siyaseti onları yok sayma üzerine biraz düşmanlık üzerinden yürüttüğü için e, mücadele genellikle e, Arap Türk mücadele a, a, yani Türklerle olan veya Türkleri olan bakış biraz mücadele şeklindeydi. Abbasilerin o kucaklamacı politikası politikasıyla beraber doğrudan doğruya yapının içerisine nüfuz ettiğini görüyoruz. Yani yapının içerisinde bir güç haline, yani bu anlamda Arap-İran geleneğinin yanında üçüncü bir güç haline dönüştüğünü görüyoruz. Buradaki özellikle askeri anlamda da mutasımla ilgili olan bu kısma vurgu yapmak gerekiyor. Kardeşleri Emin'le Memun kendi aralarında mücadele ederken o merkezde kalıp olayların biraz dışında kalmıştır. Yani iki taraftan birini doğrudan destek vermediğini görüyoruz. Ama e, idari anlamda da e, kendisini de yetiştirdiğini görüyoruz. Yani e, işte çeşitli idari vazifeler almış, Bizans'la mücadelelerde e, memuna destek olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii o e, devlet yapısını tanıma anlamında, devlet içerisindeki problemi görme yanında gücü de veya orada kiminle hareket edebileceği noktasında da önemli mesajlar, önemli mesafeler kat ettiğini görmüş oluyoruz. Yani bu evet veliaht tayin edilmedi ama muhtemel veliahtlardan da takdir edersiniz birisidir. Yani adı konulmasa bile evet. önceki gelenek açısından bakıldığında hanedan içerisinden bu iş devam edecekse o, o sürecin devam ettiğini görüyoruz. Burada ona avantaj sağlayan şey işte bu Bizans'la olan mücadelesinde ve diğer Mısır'la ilgili olan idarecilik kısmında Türklerle, Türk komutanlarla hareket etmiş olması bilerek veya bilmeyerek sürecin sonunda kendisini halife yapmıştır. Herhalde bunu söylememiz yanlış olmaz. Kesinlikle doğru. Tam da Bizans'la mücadelenin devam ettiği bir zamanda evet. kendisi de sorumluluklar üstlenmiş Bizans topraklarında fetihler yapmış bir vali idi evet. ve muhtemel halife adaylarından birisiydi. Halife olduğunda 38 yaşındaydı. O gün için evet. ileri bir yaş yani orta evet. yaşlarda artık bir insan o günkü şartlar açısından değerlendirildiğinde Türkler açısından bakıldığında Türklerin orduya dahil edilmesi askeri bürokrasi içerisinde yer almaları sadece hanedan açısından, iktidar açısından, halife ve valiler açısından değil, Türkler açısından da önebil, önemli bir imkan getiriyor. Aslında bu süreç aynı zamanda e, bir kırılma. muhatap olan milletlerin tarihinde de önemli evet. bir nokta. Bir Başka ya. milletlerde de görüyoruz bunu. İslam'a yönelme gibi bir şeyi de süreci de hızlandırıyor evet. ve e, e, hakikaten daha önceki yerel meseleleri daha farklı bir platforma da taşımış oluyorlar. Kendi aralarındaki mücadeleyi de buraya taşıyorlar. Ama ciddi bir imkana da sahip oluyorlar devlet içerisinde. Bir değer yani kendilerine bir değer atfedildiğini görmüş olmaları. Çünkü kendi tarihleri var olan tarihlerini görüyorlar ve biliyorlar. Şimdi hani Emevi vurgusunu onun için yaptık. Yani e, Hazreti Ömer döneminden itibaren Müslümanlar o bölgedeler. E, o, yani Sasani'lerin e, özellikle o Nihavend Savaşı ile Hazreti Ömer dönemindeki Nihavend Savaşı ile beraber o e, o bölgeden çıkarılmasıyla beraber e, yeni e, işte toplanma noktaları Orta Asya bölgesi diyebileceğimiz bugün o bölgededir. Şimdi o bölgeye gittiğiniz andan itibaren Türklerden uzak durmanız mümkün değil. Ya onlara kucak açacaksınız ya da düşmanlık politikasını veya onları bir rakip e, görme politikasını e, sürdürürseniz e, tarih süre içerisinde sürekli savaşmak durumunda kalacaksınız. Şimdi e, e, takdir edersiniz ki o, o topluluk e, işlerinden birilerinin Abbas iktidarında bir komutanlık gibi önemli bir vazifeye kumandanlık gibi askeri anlamda çünkü seferler üzerinden siz bu işi halletmiş oluyorsunuz. E, orada bir karşılık görmüş olması e, o milletlerin tarihini de e, kendi açısından değiştirdi ve e, artık e, akın akın e, İslam'a girmeye başladıklarını, akın akın o İslam fetihlerinde de e, önemli roller, isyanların bastırılmasında önemli roller üstlendiğini e, görüyoruz. Herhalde şunu bu açıdan söylememizde yanlış olmaz. E, Mutasım'ın halife olmasıyla beraber Arap ve İranlı unsurlardan sonra devlet yönetiminde artık Türklerin de etkisi gözükmeye başladı. Türklerin de artık devlet yönetimi, e, Türklerin eline geçmeye başladı e, herhalde tezi. E, çok iddialı bir söylem olmaz. E, İbre artık doğrudan doğruya o tarafa doğru yöneldi. Bunun etkilerini de göreceğiz. göreceğiz evet. Konuşacağız. E, Muhtasım döneminde gündemde olan hadiselerden birisi e, Babek el-Hürremi'nin isyanı. Bu memun döneminde başlayan. evet. 20 yılı aşkın bir süre devam eden bir isyan ve bu isyan da e, birçok defa ordular gönderilmesine rağmen başarılar elde edilemedi. Nihayet muhtasım döneminde e, başkent veya merkez olarak kullandığı bez şehri ele geçirildi. Evet. Kendisi kaçtı daha sonra yakalandı ve Samerra'ya götürüldü. Orada idam edildi. Babek el Hürremi'den bahsettiğimizde karşımıza şöyle bir olgu çıkıyor. Hürremiye diye bir grup, gulat bir grup gruptan bahsediliyor. Bunun esasen hürremiye düşüncesi, fikri ve mezhebi mezdeke dayandırılıyor. Mezdekizm diye de ifade edilen, mezdekiye diye bizim kaynaklarımızda belirtilen bir dini anlayışa dayandırılıyor. Mezdekilikte olduğu gibi hürremilerde, Nur ve zulmet, aydınlık ve e, karanlık e, ilkeleri çerçevesinde hayatı okuma ve yorumlama e, durumunu görüyoruz. Bu, e, Aryan e, toplulukların dinlerinde bir dini tanımlama yöntemi olarak çok kullanılan bir husus. E, Hürremilerde de var. Dini emir ve nehilere karşı lakaytlık, işte namaz, oruç, hac gibi emirler ve İslam'ın yasakladıkları bazı uslara karşı lakaytlık yine hürremilerde karşımıza çıkan bir e, olgu ve tenasuh inancı evet. aynı şekilde hürremilerde görülen bir inanç yani ruhların e, insandan insana bazen de hayvanlara e, geçmesi suretiyle azaba uğratılması şeklinde bir inanç Hindi Hint topluluklarında görülen hala bazı, bazı e, dini anlayışlarda karşımıza çıkan tenasuh inancı, ruhlar, ruhların göçü diye mi çevriliyor? Evet evet, evet. evet Bunlar da var. E, temelde İslam'ın kitabi ilkelerine karşı bir bağımsızlık var ama meselenin bir siyasi boyutu da var. Heh, evet. Özellikle Ebu Müslim el horasaninin Öldürülmesinden sonra köken olarak bu inançlara sahip olan mezdeki maniheist e, inançlardan gelmiş olan ve fakat henüz İslamı tam olarak kabullenmemiş olan insanlar, evet. bu, bu vurgu önemli. Eski inançlarını yeni e, duruma entegre ederek ortaya çıktılar, hareket ettiler ve birçok e, hadise çıkardılar. Çok erken bir dönemden itibaren mesela Ebu Müslim El Horasani'nin öldürülmesinden sonra e, Sindbad isimli bir arkadaşı bir ayaklanma çıkardı. E, epey destekler topladı fakat daha sonra kendisine karşı gönderilen bir ordu tarafından e, öldürüldü. Diğer e, süreçte de zaman zaman isyanlar çıktı. Herhalde en büyük isyanı hareketi... E, ve e, yaptıklarıyla etkili olan kişi Babek el-Hürremi. Evet. Bu Hürremilik hürremilik ismi herhalde daha çok e, isimle ilgili bir ihtilaflar var. Yani o, okuduğumuz kadarıyla çok net şuna istinaden e, söyleniyor diye bir görüş oluşmamış evet. ilim adamları arasında. Bunun yaşantıları itibariyle işte neşe içerisinde, keyfu sefa içerisinde yaşamalarına nispetle verildiğini söyleyenler var. Bir takım yerleşim, Hürrem Abad gibi veya Hürrem ismini taşıyan bazı yerleşim yerlerine nispetle verildiğini ifade eden araştırmacılar var. Ama net bir isimlendirme yok. Fakat bu farklı bir dini grup ve gulat fırkaları yani... Heterodoks diye tabir edilen fırkaları içine alan bir hareket. Doğru. Bunlarla ilgili e, komün hayatı yaşadıklarına, e, işte malların ve kadınların ortaklığı gibi bir takım iddialar e, ileri sürdüklerine dair söylemler de var. Fakat bunlar da çok net değil aslında. Çünkü bu bilgiler bir bakıma muhalifleri tarafından evet. anlatılıyor. Yani. Bunlar da işte evlilik hayatı yoktu bunlar e, tamamen e, affedersiniz, hayvanlar gibi yaşıyorlardı gibi bir söylem de zannederim bu çok temellendirilebilecek bir şey değil. Fakat lakaytlıkları olduğu anlaşılıyor. Yani bazı özellikle dini Emir ve nehilerde gelene e, İslam geleneğine ilişkin e, temel e, noktalara karşı bir lakaytlıkları olduğu anlaşılıyor. Evet. Şimdi hocam sizin bu girişinizden sonra biraz hani meseleyi şöyle açalım ki konu daha rahat en azından konuştuğumuz şeyler daha rahat anlaşılsın isterim. Şimdi isyanın çıktığı bölge Azerbaycan. Abbasi iktidarının bulunduğu yer işte Arap asıl hani birkaç istisnai bir tarafa bırakacak olursak hani Arap Yarımadası'nın içerisini düşünelim. Orada çıkan isyanların boyutuna baktığımız zaman dini olan yani harici isyanlarını bir tarafa bırakacak olursak genelde çıkan isyanların muhtevası siyasi bir sebebe dayanmakta veya sosyal bir sebeple doğrudan orantılıdır. Yani bunu şuraya bağlayacağım. O bölgede din dinden kaynaklı veya dinin yanlış anlaşılması veya dinin şöyle anlaşılmasından kaynaklı olan isyanın sayısı olabildiğince azdır. Şimdi o bizim işte Azerbaycan bölgesi dediğimiz orasan bölgesi dediğimiz yerde çıkan ayaklanmalara baktığımız zaman da onu bu Müslim dönemine kadar götürdünüz. Haklı olarak götürdünüz. Bir kısmının siyasi, bir kısmında da işte bu Babek yanında gördüğümüz gibi hem dini hem de siyasi e, mahiyetteki bir e, ayaklanma olduğunu öncelikli olarak söylemeliyiz. İç içe girmiş. Bu evet, iç içe girmiş. Sebebi yapı. de sebebi de şu esasında baktığımız zaman, şimdi e, bu bölgelerde malumunuz e, yani İslam, evet, belki erken dönemde geldi ama e, o bölgelerin İslamlaşması, yani gerçek anlamda İslamlaşması e, çok daha geç dönemlere gelmiş oldu. Şimdi bunu kendince o bölgede kullanmak isteyen işte Babek meselesinde olduğu gibi kendince kullanmak isteyen e, kimseler, grup veya gruplar. Çünkü bunu sadece şeyde görmüyoruz, mesela Babek'te görmüyoruz. Onun e, seleflerinde de görüyoruz. Yani e, bu tek başına sadece o yani onunla müsenma olan bir şey değil. Öncesinde de e, benzer hareketlenmeleri orada görmüş oluyoruz. Burada işin bir tarafında şu var. İşte Sasani geleneği içerisinde İran geleneği içerisinden gelenler. E, bu noktada e, İslam kültürünün bölgede yayılmasını önlemek açısından yani işin bir yönüyle siyasi yönü bu. Diğer taraftan dini de kullanmak suretiyle kendi dini e, meselelerini de İslam'ın içerisine katmak suretiyle de e, insanların zihninde dini bir problem oluşturabilmek yani hem siyasi açıdan bölgede İslam'ın ilerlemesini engellemek hem de İslam'ın yayılmasını dini anlamda İslam'ın, bir başka ifadeyle bölgenin İslamlaşmasını engelleyebilmek adına bir takım faaliyetlerin burada icra edildiğini görüyoruz. Şimdi peki yani şöyle düşünebiliriz. Yani bu faaliyetler düşünülebilir ama yani Abbasiler bu kadar zayıf mıydı ki? Şimdi 20 küsür yıldan bahsediyoruz. Yani 20 küsür yıl olup bitenlere kayıtsız mı kaldılar? Şimdi e, ayaklanmanın hikayesine baktığımız zaman bir merkezden uzak. Bu şimdi başlı başına bir problem. İkincisi, seçilen zamanlamalar, e, seçilen zamanlama önemli. Ya e, Emin'le Memun meselesinde olduğu gibi bir kardeş kavgasının devam ettiği zaman süreci, yani o devletin siyasi birlikteliğinin sağlanamadığı dönem bu tür ayaklanmaların hızlı bir şekilde, bu tür fitnenin hızlı bir şekilde bölgede yayılmasına katkı sağlayacak. Daha da önemlisi, özellikle bizim memurun son zamanında gördüğümüz o Bizans'la mücadele aşamasında yani sizin rakip gücünüzle düşman olarak kabul ettiğiniz Bizans'la mücadele esnasında Bizans'la işbirliği yaptıklarını görüyoruz. Yani sizin tam anlamıyla işe hani bugünkü dille söyleyelim konsantre olabileceğiniz bir aşamada kendi içinizden bir grubun hem içeride fitne çıkardığını hem de düşmanınızla beraber birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Yani tam anlamıyla bir keşmekeşten bahsediyoruz. Bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Şimdi e, devleti işten çökertecek. Bu anlamda baktığımız zaman e, Müslümanların kendi başına bölgede ayakta durabilmelerine engel olabilecek adım ve adımların e, atılmaya başladığını görüyoruz. Yoksa yani Memun da olup bitenden habersiz değildi. Ancak işte aynı anda bütün bu problemlere e, eğilebilmesi, bütün e, bu problemleri e, görebilmesi mümkün değildi. Uğraştı, uğraştı. Ancak e, Babek'i ortadan kaldırmaya muvaffak olamadı. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Bir de e, şuna vurgu yapmak lazım. Yani Babek e, figür olarak. Gerçekten çok güçlü bir figür. Yani bölgenin o bütün inceliklerini hem siyasi anlamda çok ince bir şekilde kullanan hem de dini referansları da çok ince bir şekilde kullanan. Özellikle o Memnun'un son döneminde Bizans üzerine kendisi orada malum yoğunlaşınca hareket imkanını Bağbek açısından baktığımız zaman hareket imkanını daha rahat bulmuş ve daha hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Yani Mu'tasım halife olduğu zaman önünde gerçekten ciddi bir problemle karşı karşıya kalıyor. Bir taraftan çünkü Memun'un yarım bıraktığı Bizans seferleri var. Belki burada onu hatırlatmak gerekiyor. Çünkü Evet, aynı kendisi, dönemde. Evet, ciddi kendisi bir Bizans çünkü halife de söz halife seçildiği zaman aslında ordu Bizans'la mücadele etmek üzere Anadolu topraklarındaydı. O işi durdurdu. Merkeze dönmüş oldu. Merkeze döndüğünde işte etrafında olup biten olayları anlamaya bir başka ifadeyle yeni bir yani kendi halifeliği itibariyle de yeni bir süreç başlatmış oldu. Burada da önünde net bir problem yani geçmişe dayalı sorunları da artarak devam eden, boyutu da artarak devam eden bir isyanla karşı karşıya kalmış oldu. Hicri 201'de Babek isyanının başladığı ifade ediliyor. 220'de Muhtasım. Hicri 220'de Afşin'i evet, önemli etti. bir komutan, Türk komutan, Türk komutan ve dolayısıyla bu isyanı ancak Türk unsuru üzerinden bastırabileceği e, kanaatine sahip olduğu için Afşin'i Azerbaycan bölgesine vali olarak tayin etti. Bu konuda onu görevlendirdi, yetkilendirdi ve iki yıllık bir mücadeleden sonra iki yıllık iki yıl devam evet. eden bir mücadeleden sonra e, Babek. Kaçtı, 2, 223'te de yakalandı e, ve e, Samerra'da idam edildi. Evet. Öyle bir e, uzun bir süreç yaşandı. Ama Babek el-Hürremi'nin e, ölümünden sonra da bu işler bitmedi. Onun hareketine benzer, o görüşleri savunan, siyasi dini boyutu olan, kesinlikle e, dinle temellendirilen, eski inançlarla da, ilişkili olan yaklaşımlar farklı isimlerle farklı zamanlarda ortaya çıktı Hürremiye e, inancı anlayışı devam etti zaman zaman bu isyanlarla da karşımıza çıkıyor sonraki dönemlerde de ortaya çıkan isyanlar var Hatta takriben e, iki asır kadar devam eden bir süreçten bahsetmek mümkün dördüncü asra kadar, fakat düşünce olarak varlığı daha sonraki asırlarda da evet. karşımıza çıkıyor. Yani 7. Hı hı. asra kadar Hicri burada, Miladi 10 Burada 12. belki hocam sizi teyiden şu bilgiyi hatırlatmamız uygun olur. Ee, hani e, olayın etkilerini üzerinden aslında Babek meselesinin önemini e, görmüş olalım. Eee Babek'in o yakalanıp e, yani idam edilmiş olması Kaynaklarımız bize diyor ki İslam aleminde çok büyük bir sevinç oluştu. Şimdi şöyle anlamak lazım. Yani önemli bir yer fethedilir, önemli bir yer fethedildiği zaman gerçekten halife ve işte İslam alemi sevinç içerisinde karşılar. Şimdi hani sembolik bir isim gibi gözüküyor. Uzun süre bölgede isyanını devam ettirdiği için onun ortadan kaldırılması umumi bir sevince vesile oluyor. Hatta e ee, rivayet odur ki halife e, emri altındaki o devlet adamlarına e, birer zafername gönderiyor e, ve o sevincini onlarla beraber paylaşmış oluyor. Çünkü e, bu hani o halifenin de ona yüklediği anlam başka bir şeydi. Burada belki e, şuna da vurgu yapalım. Şimdi Türk komutan dedik, Afşin dedik. Tabii Afşin'in e, yıllara dayalı olan bu mücadelede kimsenin yapamadığı bir işi yapmış olması ee, onun bir anlamda halife nezdinde itibarının kat ve kat daha üste çıkmasına, diğer komutanlar nazarında afşine daha farklı bir anlam yüklemesine neden olmuştur. Ee, bu çerçeveden bakarsak, Babek isyanının aslında devletin gücü anlamında nelere etki ettiğini, hangi açılardan onlara zarar verdiğini görmemiz, e, o kendisinden sonraki isyanları da bir tarafa bırakacak olursak, bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Ee... Bu düşünce e, tabi dini dini hayat <laughs> açısından e, olumsuz etkiler de meydana geldi. Bir takım gulat fırkaların temelini oluşturuyor. E, Ebu Müslim El Horasani'nin e, Mehdi olduğu, e, ölmediği, Allah katında e, bilinmeyen bir yerde e, korunduğu, zamanı geldiğinde yeryüzüne yani, inerek, e, yeryüzünü adaletle dolduracağı şeklinde inançlar... E, insan biçimci tanrı anlayışları sadece Ebu Müslim bağlamında değil, diğer başka şahıslarla ilgili olarak da ifade edildi. Genel olarak bunlar e, gulat fırkalar olarak isimlendiriliyor. Hazreti Ali için veya başka insanlar için sonradan ortaya çıkan anlayışlar. Çok eskiden beri var olan inançların İslam e, kimliği altında farklı bir şekilde ifadesiyle sadece isimler değişiyor ama inançlar, yapı itibariyle çok değişmiyor. E, Muhtasım döneminde bunların dışında bir takım siyasi gelişmeler de var aslında. E, mesela e, Ehli Beyt'le ilişkilerde burada memun dönemindeki kadar çok canlı olmasa da orada da bazı iniş çıkışlı e, gelişmeler görüyoruz. Yani Ehli Beyt mensuplarından hala e, iktidara nail olma iddiasında bulunan insanlar var. Onların taraftarlarından var ve Biraz önce arz etmeye çalıştığımız gulat fırkaların talepleriyle de örtüşen yani e, dini bir farklı yaklaşım aynı zamanda siyasi bir muhalefet olarak da karşımıza çıkıyor. Bazen bu ilişki daha yoğun bir şekilde yaşanmış bazen e, daha geri planda da olsa paralellikler söz konusu. Bir takım Şii hareketli, hareketlenmeler de e, Muhtasım döneminde devam ediyor. Bir de tabii hocam bizim geçen programda aslında tamamladığımız ama etkileri burada devam edecek olan mihne hareketini unutmamak lazım. Yani şimdi onun etkileri de devam ediyor. Yani toplumsal tabanda bir rahatsızlık da söz konusu. Mihne malumunuz sadece ulemanın, ulemayı rahatsız eden bir şey değil. Yani sizin o toplumdaki huzurunuzu bozacak bir adımda şimdi mutasımın böyle bir mirası da devraldığını, ee, ve bu mirası da devam ettirme konusunda da gayret gösterdiğini e, unutmamak lazım. Yani bu tür ayaklanmalara ilave olarak merkezde ve merkez civarındaki yerlerde de bu tür e, fitne diyebileceğimiz toplumsal huzur ve barışı engelleyecek şeyler e, işte Ali Evladı meselesinde olduğu gibi aslında e, hani bu tür problemlerin daha da azalması beklenir. Ama e, farklı isimlerle e, hedef aşağı yukarı aynı yani kullanılan e, dil aşağı yukarı aynı. E, i̇şaret ettiğiniz o nokta önemli. Yani figürler değişiyor e, ama kullanılan, vurgulanan e, ifade, e, ona yüklenen anlam 3 aşağı 5 yukarı hep aynı. E, bu şekliyle devam etmiş oluyor ve çünkü bunlar toplumda buna karşılık oluşabilecek e, unsurun ne olduğunu biliyor. Yani kimin toplumda bir karşılık e, ifade ediyor? Ali evladının toplumsal tabanda bir karşılığı var. O zaman Ali evladından birisi seçiliyor ve buna uygun bir adım atılmış oluyor. Eğer Horasan'daysa orada yapı biraz daha değişmiş oluyor. İşin içerisine biraz daha belki işte o tenasüh dediğimiz veya işte farklı bir takım iddialar devreye girerek sizin önünüze yeni bir isyan olarak çıkmış oluyor. Tarih süreci siz bir şekilde bağlamış oluyorsunuz zaten. Ali evladından bu dönemde Muhammed bin Kasım el Hüseyin Evet Hazreti Hüseyin'in Ahfadından Talekan'da mesela e, ayaklanıyor. Ayaklanıyor ve yakalanıyor, hapsediliyor. Çok yoğun Ali evladının öncülük ettiği isyanlar yok ama fikir olarak bir tabanı var ve bu devam ediyor. Ve yine Horasan'da hocam. Horasan bölgesi <laughs> e, bu açıdan mümbit bir bölge. Yoğun <laughs> yoğun olarak isyanların olduğu bir bölge. Basra bölgesinde yaşayan zutlar var. Evet. Daha önce bahsetmiştik zutlardan. Evet. <laughs> bu dönemde de e, özellikle Muhtasım döneminde onlarla ilgili bazı icraatlardan söz ediliyor. Zutlar Sint bölgesi ve e, Punjab eyaletinde diğer Rajasthan eyaletinde hı hı. başka yerlerde yaşayan bir topluluk. Büyük bir Hintasıllı, topluluk. Evet. evet, Yani Hindu topluluklardan bir tanesi. E, İslam öncesinde aslında Müslümanların fethettikleri Sasani topraklarına getirilmiş. Asker olarak kullanılmış. Ve buraya gelişleri Müslümanlar dönemde de devam etmiş. Hazreti Ömer döneminde Müslüman oluyor bir kısmı. Müslüman olmayanlar da zimmet statüsüyle bir bakıma vatandaş olarak karşımıza çıkıyor. Zutlar daha çok Basra bölgesinde etkililer ve bir, birtakım takım asayiş problemleri de yağmacılıkları ile. yağmacılık yapıyorlar. Biraz bir Bedu karakterleri var yani o göçebe topluluklarda görülen yağma gibi hı hı. talan gibi. E, şimdi şöyle var. hocam önemli. E, şimdi Bağdata mekan olarak Basra ile Basra arasında yaşıyorsunuz ve hedef nokta olarak da Bağdat'a giden e, eşyaların özellikle o nehir yoluyla kullanılan e, ticaret rotasındaki. Ee, gelen mallara el koyuyorsunuz. Şimdi bu tabi devletin e, düzeni açısından çok rahatsız edici bir durum. Bir de merkezde olup biten e, işlere siz e, engel olmaya çalışıyorsunuz. E, doğrudan doğruya bu memnun zamanda bir problemdi. Kısmi olarak bir müdahale edildi ama e, muhtasım dönemine bir, bir anlamda baktığımız zaman miras olarak kaldı. E, uzun süre e, devam eden aylarca süren mücadele e, sonunda zutlar bir şekilde e, teslim alınıyor. Burada mutasimin şu rolü önemli. Yani teslim aldığı zutların bir özelliği var. Yani onları yok saymıyor. Bir anlamda rehabilite etmeye çalışıyor. Yani onları öldürerek cezalandırma yoluna gitmiyor. Peki ne yapıyor? Onların savaşçı özelliklerini kullanabilmek, yani yağmada yüklenilen o anlamı kullanabilmek adına onları Bizans sınırlarındaki kalelere göndermiş oluyor. Yani buyurun diyor eğer siz bu anlamda kendinizi geliştirdiyseniz Bizans'ın saldırıları söz konusu oluyor. O bölgeye bir anlamda güvenlik bariyeri olarak o bölgedeki kalelere yerleştirmek suretiyle hem Basra ve civarında meydana gelebilecek bu asayişi engellemiş oluyor. Diğer taraftan da kendi sınır güvenliğini de Onların özellikle bu savaşçı kimliğini kullanmak suretiyle onlardan da istifade etmiş oluyor. Sınır e, sınırları yerle, Anadolu'ya yerleştiriyor. Evet, evet. Daha önce de bu bölgelere, Suriye bölgesine sevk edildikleri dönemler olmuş zutların e, önemli bir kısmını buralara yerleştirerek bir bakıma onları kazan kazan Bizans ile aralanda tampon bölgeye Aynen yerleştirmiş öyle. oluyor. Saldırılarda çok ciddi kayıplar verdikleri Bizansların bunlara yönelik saldırılarından bahsediliyor. Ama savaşçı insanlar, onlar da mücadelelerini devam ettiriyorlar. Ee, burada e, sonraki dönemlerde de zutlar farklı zamanlarda karşımıza çıkıyor ama ağırlıkları ve etkileri kayboluyor. Yani evet. Basra körfezindeki e, oluşturdukları sorunlar daha sonra Zen isyanları bu bölgede. Karşımıza çıkan bir problem olarak ifade edilmesi gereken bir husus. Bizans'ta ilişkiler açısından bakarsak, şimdi zutlardan bahsettik. Bunlar tampon bölgeye yerleştirildi. Bizans devleti, Abbasilerin askeri hareketliliği açısından bakılırsa bir taraftan iç iktidar mücadeleleri önemli bir unsur, diğer taraftan da Bizans'la. Mücadeleler evet. var. Kadim, kadim problem değil mi? Evet. E, çünkü Abbasi Devletinin e, ana komşusu, düşmanı ve ihtilaflı bölgesi bu bölge. Anadolu'da e, Hatay'dan. Yani bu bölge Hatay'dan şöyle evet. yukarıya doğru e, Malatya'ya bir hat çizerseniz o bölge o, etrafında evet. savaşlar devam ediyor. Yani bu bölgedeyseniz. Şimdi işin tabii ki boyutu var. Bir sizin tarihi miras olarak aldığınız adını ister düşman olarak kabul edin. Emevi iktidarından itibaren o siz o topraklarda oturuyorsunuz. O topraklarda devletin tabelası değişti. Emevi tabelası yerine Abbasi tabelası geldi. Ama düşman aynı düşman. Yani o bölgedeyseniz sizin bu anlamda öncelikli rakibiniz dış güç anlamında baktığımız zaman Bizanslar. Bu, bu kaçınılmaz bir son. Nasıl ki biz iç meseleleri anlatırken işte diyoruz ki harici meselesi Emeviler döneminde de vardı, Abbasiler döneminde de vardı. Ali evladı meselesi Emeviler döneminde de vardı, Abbasiler döneminde de vardı. Yani iç siyasete yönelik malzemeler zaman zaman işte bu bürokrasi üzerindeki atamalar üzerinden belki şekil değiştirdi ama dış siyasette, Sasaniler gücünü kaybettiğinden dolayı, tarih sahnesinden bu anlamda yavaş yavaş silinmeye başladığı için siz o bölgede varsanız Bizans'la öyle ya da böyle mücadele etmek durumundasınız. Bu mücadele hatta farklı boyutlara taşınıyor. Yani işin sefer boyutunun ötesinde, karşılıklı mücadele dışında her iki taraf da, Biraz önce işte biz Babek isyanını anlatırken mesela Babek meselesi üzerinden siyasete Bizans doğrudan müdahale etmeye çalışırken aynı şekilde Abbasi halifelerinin de Bizans iktidarının iç meselelerine, oradaki yumuşak karnı sayılabilecek meselelere bir taraftan müdahil olduğunu görüyoruz. Yani karşılıklı bu düşmanlık ilişkisinin artık hanedan içerisindeki müdahalelere varacak kadar e, işi dışlı olduğunu görüyoruz. İşin bir de tabi sefer boyutu var. Yani bir e, cephedeki bir savaş boyutu var. Herhalde şimdi onu konuşmuş olacağız. Evet. E, Bizans İmparatoru Teofilos e, Zibatra'ya, Doğan Doğanşehir'e evet. saldırıyor. Malatya. E, evet. E, daha sonra Malatya'ya saldırıyor. Evet. Motasım buna cevap vermek için hem kendisi bizzat bir ordunun komutası altında bulunan bir şahıs şahsiyet olarak hem de Afşin'i başka bir orduyla iki kanattan Anadolu'ya sefere çıkarıyor. Ve Ankara'ya kadar fütuhat yaparak gittikleri yerlerde kaleleri ele geçirerek Ankara'ya kadar varıyorlar. Burada Ammuriye şehri yöneliyorlar. Ammuriye şehrini Anadolu'nun önemli şehirlerinden birisi o dönemde e, burayı fethediyorlar. Şimdi e, Bizans'la olan mücadelesi esasında hilafet öncesinde zaten e, programın başında söylemiştik. Bizans'la olan mücadelesi vardı. Memun döneminde vardı. Kendisi de bu seferlerin içerisindeydi. Şimdi e, halife olunca bekledi demiştik. İşte beklemesinin sebebi e, bu kendi iç e, meselelerini belli bir noktaya getirebilmek. Onları belli bir noktaya getirmiş oldu. Bu arada işte Bizans'ın da e, Abbasya'nın iç meselesini dikkate alıp işte sizin de işaret ettiğiniz üzere e, bugünkü Malatya ve civarına bir saldırıda bulunmuş olması Muhtasım'ın e, tarafından e, çift taraflı bir adım. Bu şu açıdan önemli. Yani e, hem meseleyi önemsemiş oluyor hem de ciddi bir e, bu anlamda baktığımız zaman cevap verme ihtiyacı hissediyor. Şimdi Amuriye e, bir Türk komutanı Afyon yakınlarında evet, bir evet, evet, yerleşim evet, yeri evet, o dönemde. Evet. Şimdi e, hem Afşini beklemiş oluyor hem de kendisi bir orada hazırlamış oluyor. Yani sadece bir komutan üzerinden Bizans'a cevap verme ihtiyacı yerine kendisi de işin içerisine dahil eder kendisini de işin içerisine dahil etmek suretiyle e, ortada Bizans meselesini ne kadar önemsediğini görmüş oluyoruz. Şimdi Ammuriye şu açıdan önemli. Ee, öyle öyle ya da böyle tarih süreci içerisinde baktığımız zaman Müslümanların hedefi İstanbul. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdesinin ötesinde Bizans meselesinde kalıcı bir çözüm üretmek istiyorsanız Bizans'ın o günkü merkezi olan İstanbul'u bir şekilde kontrol altına almanız lazım. Farklı Fakat dönem Herhalde özür e, dileyerek hocam. müdahale edeyim. E, Emeviler döneminde Muaviye zamanında iki önemli fetih teşebbüsü de evet. bulunuldu. Ee, ve ciddi askeri yığınakla evet. denizden ve karadan gidilmek suretiyle e, fetih çalışmaları yapıldı. İstanbul'u fethetme hı hı. konusunda iddialı e, girişimlerde bulunuldu. Süleyman bin Abdülmelik döneminde Hakeza İstanbul muhasara edildi ve kışında muhasarayı devam ettirerek şehri ele geçirmek için e, bir fetih e, Seferi düzenlenmiş oldu. Fakat ikisinde de başarılı olunamadı. Ondan sonraki sürece baktığımız zaman Abbasilerin Anadolu'da çok ciddi hareketlilikleri var. Harun Reşid'in evet. veliahtken e, Anadolu'ya hatta Üsküdar'a kadar gelmiş. Evet. E, ama İstanbul'u gerçekten fethedeyim, kuşatayım, e, fethedeyim diye bir planlama Emeviler dönemdeki gibi görünmüyor. Belirgin değil. Bu daha sonra Osmanlılarda artık gerçekçi bir e, hedef olarak görünüyor. Hocam herhalde e, tabi e, hani şunu söylersek yanlış olmaz diye düşünüyorum. E, Bizans Bizansla e, kapsamlı bir mücadele edebilmek çok kolay değil. Yani evet Bizans İstanbul açısından tabii. bakılırsa suru evet, sebebiyle. Evet, evet. Çok mustahkem bir şehir. Şimdi bir de uzun sizin... bir süre dayanabiliyor. Heh, yani şimdi e, biz Bizans zayıfladı diyoruz, şöyle diyoruz ama yani imparatorun oturduğu, oluşturduğu bir gelenek var. E, bir de e, takdir edersiniz ki e, siz e, bu yapıyı e, çok uzak noktalara taşımanız gerekiyor. Şimdi e, bunu şuraya bağlayacaktım. Bu giriş şu açıdan önemli. Şimdi Amurya e, niye önemli? Şimdi tarih öncesi dönemden itibaren biz baktığımız zaman Anadolu'da özellikle Ankara ismine özel bir önem verilir. Yani Roma ve Bizans söz konusu olduğu zaman. Çünkü o orduların bir geçiş noktasında önemli bir Küçük güzergah. Küçük bir şehir ama ha. stratejik bir ha. yer. Evet. Yani geçiş noktasında önemli bir güzergah. Şimdi biz dedik ki halife bir taraftan bunu önemsiyor. Bulunduğu yerden kalktı geliyor işte Bağdat'tan kalktı buraya gelmiş oldu. E şimdi diğer taraftan e, Afşin de e, bulunduğu yerden Azerbaycan bölgesinden gelmiş oldu. Ankara'da buluştular. E, yine Ankara bir buluşma noktası seçilen yer. Şimdi Amuriye o Bizans'ın merkezine doğru gidilecek olan e, önemli bir e, güzergah noktası. Yoksa yani çok verimli toprakları olan şöyle işte hani tarih açıdan çok hani farklı şehirlerin farklı özellikleri var dediğimiz bir yer vardır. Burası öyle olmamakla beraber kaynaklarımız buranın fethini fethül futuh olarak isimlendirirler. Yani çok stratejik çok stratejik bir evet, fetih yani, olduğu için yani fetihler fetihleyeceğimiz çok çok önemli dediğimiz bir yer olarak o önemli olmasındaki kastımız da bu çerçevededir. Yani yavaş yavaş sizin o güzergah üzerindeki ana noktaları çünkü tarih süreç içerisinde Müslümanlar onun yanında, sağında, solunda, yöresindeki birçok yeri fethettiler. Ama kalıcı olarak orada kalamadılar. Çünkü kalıcı olarak kalabilmeleri, merkeze olan uzaklığını da dikkate aldığımız zaman zor. İşin bir boyutu var. Diğer boyutu Abbasi iktidarında o güç, işte anlatıyoruz her zaman eşit bir şekilde dağılmadı. İşte Harun anlatırken, Harun Reşid'i anlatırken bir dönem çok güçlü dedik. Sonra başka problemlerle uğraştı. İşte Emin'in başka problem, Memun'un, Mutasım'ın yani o Bizans'la sizin e, müstakil olarak mücadele edebilecek hem gücünüz yok hem de e, bu onunla uzun süreli mücadelenin başka problemleri var. İktidarın e, iktidarın da anlıyoruz ki ona ayıracak e, vakti tam anlamıyla e, değerli hani değerli demeyelim de tam vaktini de istese de bulamadığını görüyoruz. Eee Futuh olarak değerlendirildiğini söylediniz. Bunun stratejik bir fethi olduğunu ifade ettiniz. Evet. Hazreti Ömer döneminde de e, Nihavend evet, Savaşı'ndaki evet, evet. zafer daha önce çok önemli şehirler fethedilmiş olmasına rağmen bu isimle bu evet. e, kalıpla ifade edilmemişti. Orası içinde Fethül Futu, fetihler fethi olarak evet. ifade edilmişti. Sonrasının, Çünkü Sasani devletine evet. son darbenin vurulduğu evet, evet. bir e, savaş olarak değerlendirildiği için. Burada da Bizans'ın e, Müslümanların topraklarına yönelik hedeflerini engelleyici bir boyutu olduğu ve Anadolu'da Müslüman varlığını ifade etmesi bakımından önemli. Daha sonraki belki e, Müslümanların Anadolu ya yönelik tasarruflarının da önemli aşamalarından birisi olarak ifade edilebilir bu dönemdeki askeri faaliyetler değil mi? Evet. Memur zamanda ve mutasım zamanda ortaya koran faaliyetler. E, Mansur dönemden bahsederken Mansur'un önemli icraatlarından birisi olarak Bağdat şehrini kurduğunu söylemiştik. Daha önce e, Haşimiye şehri kurulmuştu. Orası başket, başkent olarak kullanmıştı bir güvenli merkez oluşturma bütün yöneticilerin hedefi. Bağdat'ta bu işi uzun bir süre karşılamış oldu. Fakat Mutasım dönemine geldiğimizde Mutasım açısından Bağdat güvenli bir merkez olmaktan çıkıyor. Bu Türk unsurunun gelmesiyle de ilişkili çünkü e, Türklerin gelip Bağdat'a yerleşmesiyle birlikte eski Bağdat sakinleri her zaman öyledir. Önce gelenler sonradan <laughs> gelenlere çok sıcak bakmazlar. E, rahatsızlıkları oluyor ve memun e, affedersiniz muhtasım, muhtasım yeni bir karar e, veriyor. Merkez e, açısından. Böylece bir e, Yeni bir şehir kuruluyor, Samerra, Samerra dediğimiz şehir. Biraz ondan bahsedelim, olur, Samerra'dan. Doğru, olur. Ve tabii bunun aynı zamanda Türk unsuruyla de ilişkisi var. Belki ona da bir atıf olur, yapabiliriz. Olur. Ee, tabii e, devlette yörünge değişimi olup, Türklerin e, siyasetin içerisine girmesiyle, merkeze yerleşmesiyle beraber e, yapı değişmeye başlayacak. Şimdi e, affedersiniz, Muhtasım Mısır'dan artık halife evet. olunca Bağdat'a geldi. Bağdat'a geldi. Bağdat'a gelince haliyle... O yapıyı da buraya getirdi. Hassa ordusunu, özel muhafız kuvvetlerini, ordusunu, e, komutanlarını, askerlerini getirdi Bağdat'a. Bağdat'a getirince orada e, insanlar, e, tabii Türklerin gelenekleri, adetleri, göçebe kültüründen gelen bir toplum. Araplar da öyle ama Araplar artık yerleşik hayata geçmiş. Farisiler zaten daha önce Hı -hı. yerleşik hayata geçmiş bir toplumdu. Burada bir kültürel çatışma var. Siyasi bir çatışma var, askeri bir evet. e, burada yeni bir unsur olması bakımından da e, o boyutuyla da ilgili bir çatışma evet. olduğunu anlıyoruz. Yani Muhtasım şunu görüyor, e, e, yani e, eğer bir değişiklik yapılmazsa e, burada bu sefer o yeni unsurlar sebebiyle yeni bir karışıklık, yeni bir kargaşa oluşacak. Yani o o adımı fark ediyor. Biraz hani Samerra'nın kurulması. Şartların getirdiği bir zorunluluk haline dönüşmüş oluyor. Seçilen yer esasında baktığımız zaman Bağdat'a yaklaşık 100 kilometre mesafede, Bağdat'ın kuzeyinde bir yer. Yani o merkezden çok uzaklaşılmıyor ama ilginç bir Yine bilgi... Irak bölgesi tabii tabii merkez yine o, olarak yine o, yine o bölgeden uzaklaşılmıyor. Yapıyor. Uzaklaşılmıyor ama şu ilginç bilgilerden kaynaklar bahsediyor. Yani işte... Türklerin gelmesiyle beraber, Bağdat sokaklarında askerler atlarla dolaşıyor, insanlar ciddi rahatsızlıktan iletiyor ve bir adım atmazsa bu bu sefer yerel halk arasında daha önce pek örneğini görmediğimiz yeni bir çatışmaya dönüşecek ve e, öyle gözüküyor ki Mutasım da bu çatışmayı bertaraf edebilmek adına e, bir anlamda e, şu, şu adım önemli, bir anlamda o gücü e, yeni bir şehir kurarak hem merkezi oraya taşımış oluyor hem de bu şehri e, alternatif bir şehir yerine bir ordugah şehre dönüştürmüş oluyor. Şimdi biz Bağdat'ı tarif ederken dedik ki tarihe konu olan, güzellikleri olan işte her şeyiyle örnek alınabilecek. Zenginliği ile işte doğal güzellikleriyle beraber. Şimdi Samerra kurulurken bir anlamda baktığımız zaman e, öyle gözüküyor ki Mutas'ın Buna alternatif bir e, şehir kurmanın belki ah, hedefi bu değildi ama o Türk unsurunun özellikle rahat edebileceği yeni bir yer arayışında merkezden de uzaklaşmadan o e, Irak bölgesinin de dışına çıkmadan yeni bir şehir kurmuş oluyor. Burada e, bu onun adına o gün attığı bir adımdır. E, i̇lginçtir şehrin kurulmasında e, yine Türklerin izinin olduğunu görüyoruz. Şimdi biz. Hazreti Ömer döneminden itibaren Hazreti Peygamber'in Medine kurmasındaki bir tarafa bırakacak olursak ilginç bir adımla karşı karşıya kalıyoruz. Bir defa bu işi önemsediğini yani sembolik olarak bir şehir kurması değil ama bu işi önemsediğini görüyoruz. Bölgenin farklı yerlerinden işte Bağdat'tan, Basra'dan, Antakya'dan, Şam'dan özellikle öne çıkan, ee, mühendis diyeceğimiz bugün, usta diyeceğimiz, işçi diyeceğimiz ve e, o dönemin önemli malzemelerini de bu farklı bölgelerden getirerek Türk usulüne göre, e, herhalde bunu dersek yanlış olmaz, Türk usulüne göre bir şehir inşa etmiş oluyor. Yani ne demek Türk usulüne göre? Şimdi biz e, bunu Kufe'de gördük, e, diğer kurulan şehirlerde gördüğümüz zaman e, Arap geleneğinde kabile önemlidir. Ee, şehirlerin merkezinde her zaman bir cami vardır. Burada da yine bir Ulu Cami diyeceğimiz bir cami vardır. Cuma, merkez Cuma, Cuma evet, Mescidi. Cuma Mescidi. Yani merkez bu yapı üzerine oluşur. Geniş geniş caddeler ve bu yerleşim planında kabile merkezidir. Ee, şununla çelişmez. Yani işte İslamiyet asabiyeti kal ...kabilecilik demiyoruz, kabile merkezi... ...Çünkü Arap toplumu Arap böyle toplum, bir toplumdu... Evet, ...böyle bir toplumdur... ...o yapıyı bozamazsınız... ...bozmuyor, bozmuyor... ...tam tersini onun gücünden kullanıyor... ...yani ordular da böyle oluşuyor... ...falanca ordu içerisinde ana komutanlar vardır... ...bir de kabilelerin kendi içinde bulunması söz konusudur... ...bizim bugünkü şehir mantığını düşünebilirsiniz... ...şimdi bu geleneğin dışına çıkarak... ...yani kabile geleneğinin dışına çıkarak... ...bu sefer işte hani o ordugaha yüklediğimiz anlam... ...bu noktada önemli... E ee, tam anlamıyla baktığımız zaman Türk kumandanlarını ve onların o birliklerini esas alarak yani kabile merkezi yerine eee kabilevi temelin yerine bu esası kullanarak Samarra şehrini inşa etmiş oluyor Samerra e, Bağdat'ın takriben 100, 100 kilometre kuzeyinde kuzeyinde kurulmuş olan bir şehir askeri bir şehir, şehir olarak kuruluyor. Başlangıcı böyle. Başlangıcı böyle. Kurulduktan sonra ee, halife Motas'ın oğlu Harun'u daha sonra halife olacak evet, olan, vasık bastık. unvanıyla halife olacak olan oğlu Harun'u Bağdat'a vali olarak tayin, tayin ediyor. Edip, kendisi kendisi e, Samerra'ya gidiyor. Samerra'ya gittikten sonra bir süre burada halifeler Türklerin nüfuzu altında kalıyorlar. Yeni Ve dönemde başlıyor. Devlet e, yönetiminde daha aktif, daha güçlü bir şekilde bir yönetim ortaya koyuyorlar Samerra e, şehri mimarisiyle minaresinin dışarıdan merdiveniyle özel Evet e, İslam tarihinde özel bir mimari tarafı da var hem siyasi e, boyutuyla hem mimari, mimari yapısıyla özel bir e, tarafı olduğunu söylemek mümkün burada şu hususta zannediyorum önemli Türkler artık siyasi e, bir unsur olarak Tam merkezdeler. Önemli bir unsur haline geldiler. Zannediyorum e, nasip olursa önümüzdeki programda e, Türklerin artık İslam dünyasına girişiyle birlikte başlayan süreci anlatmaya çalışacağız. Bu ilk yaptırdığı sarayın kalıntıları e... Muatasım'ın evet, yaptırdığı evet, sarayın evet, evet. restore edilmiş evet, hali. E, evet, bir aslında büyük bir tabi. bölümü. Tabii. Evet, bir bölümü. Hakan Sarayı diye, Cevsekul Hakani diye bu bir parçası yine buradan gözüküyor. Bir de büyük. Heh, evet. Bu daha Bu aslında büyük bir... evet. Yani işin sanat boyutunun nerelere ulaştığını görmemiz açısından önemli. Eyvallah, teşekkür evet, ederiz. E, programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta e, İslam tarihi sohbetlerinde Yine e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türklerin Müslüman olma süreci ve bunun etkileri üzerine konuşmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta aynı saatte, aynı günde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.